Orta Dalga'dan merhaba. <laughs> Bugünkü konuğumuz İyi Parti İstanbul Milletvekili Sayın Yavuz Ağrılıoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba, Biz hoş aşağı yukarı tam bir ay önce falan bir yayın yaptık size Skype'ten. Evet. O sefer kesildi ee, telefonlar. E, teknolojinin e, azizliğine kadına uğradık. uğradık. E, o yüzden stüdyoya geldiniz. Çok teşekkürler. Evet, hoş çok geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasıl geçiyor günler? Vallahi bıraktığınız gibi devam ediyoruz. Nerede bıraktık? Yani, o... Bırak nerede bıraktınız? Memlekette işte Cumhurbaşkanlığı süreci, ekonominin hali, melali. Sahada duyduklarımız, gördüklerimiz, önümüzdeki dönem süreçle ilgili hayallerimiz, olmasını istediklerimiz, olması ile ilgili endişelendiklerimiz memleket ön bildiğiniz bıraktığınız gibi. Ama hep aynı günü yaşıyor gibi bir şeyiz yani o Tür zaman. Türkiye'nin gündemi çok uzunca zamandır aslında hiç değişmiyor. Aktörler değişiyor, mevzular aynı, vaatler aynı, sonuçlar değişmiyor. Aslında Türkiye çok uzunca zamandır Türk milleti hep aynı şeyleri tekrarlayıp farklı sonuçlar almayı bekleyen, bir siyasi tekrarın içerisinde debeleniyor. Bu bu girdaptan çıkarmamız lazım memleket. Yani partilerin varlığı da böyledir. Partiler devamlı adalet vaat ederler. Bütün partiler kalkınma vaat ederler. Bütün partiler eşitlik vaat ederler. Bütün partiler enflasyonsuz bir ülke, torpilin, kayırmacılığın, yolsuzluğun, yoksulluğun olmadığı bir ülke vaat ederler. Vaat ederler, vaat ettikleriyle kalırlar. Millet vadi duyar, duyduğuyla kalır. Her gelen partiye de bir umut bağlayıp onu da dener. Siyasi mücadelenin Eşlikleri şöyle aşılır, birine yetki verir bizi kurtarsın diye. Ondan sonra ondan kurtulmak için yetki verecek adam arar. Ortalama Türk demokrasi bu patinaj alanından ibarettir. O yüzden çok aynı şeyleri farklı adamların söylediği ve farklı sonuçları beklediği bir muazzam patinaj alanı var. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Zor iş. Hadi değişik bir şeyler söyleyin bugün o zaman. Siz yani, ilk soru kendinize ne sorarsınız? Ya bizim ihtiyacımızın doğru soruları sormak ve doğru sorulara doğru cevapları vermekle karşılanacağını düşünüyorum. Yani bu başımıza gelenlerin sebebinin şahıslara bağlı olduğu bu berbat iklimin artık şahısların sorumlu olmayacağı sistemin çalışabileceği bir mekanizmaya dönmesi lazım. Ben gelirsem kurtuldunuz diyeni de ben gidersem mahvoldunuz diye bize korku iklimi oluşturanı da dinlemeyecek millet. Kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin. Yaşam standartlarımıza halel gelmeyecek bir mekanizma kurmamız lazım. Şimdi AK Parti uzun yıllar iktidarda iktidarda kalmanın maharetli altyapısını oluşturamadığı için yani bir zenginlik, bir konfor, bir yaşam standardı oluşturamadığı için şimdiye kadar verdiklerini benden sonra bunları da alamayacaksınız korkusuna dönüştürüp iktidarda kalmaya çalışıyor. Yani Tayyip Bey'in siyasi retoriği şuraya oturmaya başladı. Ben gidersem mahvoldunuz yahut muhalefet gelirse mahvoldunuz. Ben gelirsem, ben gidersem kıskacından kurtarmamız lazım bu memleketi. Kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin bize bir şey olmaz ülkesini kurmamız lazım. O yüzden bence doğru sorular. Mu? Doğru sorular sorulması lazım. Doğru soru şu bence. Bu memleket niye bu hale geldi? Filanca adam yüzünden, filanca adam yüzünden değil. Yani biz kendi e, kendimizi doğru görebilmemiz lazım. Bu gördüğümüz siyasi tablo bir bir sebep değil, sonuç. Bu sonucu biz doğurduk. Bu doğurduğumuz sonucu biz, doğru muhasebe etmemiz biz, lazım. Biz kim? Efendim? Biz kim? Biz milletiz. 2023 yılında bizden kastettiğim şey şu. Biz Türk milletiyiz. Dini, dili, mezhebi, meşhebi ne olursa olsun ay yıldızda al bayrağın altında bin küsür senedir bu topraklarda yaşayan bir milletiz biz. Biz bu yaşadıklarımızı kendimize yakıştırmayanlarız. Bundan çok daha iyisini bulabilir. Bundan çok daha iyi şartlarda yaşayabiliriz. Kabul edenleriz mesela. Bundan daha fazlasını hak ediyoruz. Bundan daha fazlasını üretebiliriz. Bundan daha fazlasını biriktirebiliriz, efendim inşa edebiliriz, gerçekleştirebiliriz ama ona rağmen kapasitemizi doğru kullanabilecek bir e, siyasi maharet. Bizim yeteneklerimizi keşfedebilecek bir akıl. Bizi coşkun bir ırmak gibi istikbale aktaracak doğru bir siyasi kulvar oluşturulmadığı için bu girdapta, bu patinaj alanında devamlı enerji kaybediyoruz. Biz bu yaşadıklarımızdan muzdarip olanlarız. Aslında bu bizim içerisinde hiç ayırmadan bütün bir millet var. Çünkü AK Parti'nin 2002'de dedikleriyle bizim şimdi dediklerimiz farklı değil. Onların da vaatlerine bakıyorum, programlarına bakıyorum. Daha önceki partilerin programlarına bakıyorum. Özal'ın programına bakıyorum. Adnan Menderes programına bakıyorum. Her her program aynı. Herkes diyor ki milletinin karşısına gelip aziz milletimiz biz geldik. Sizi kurtaracağız. Evet efendim. Herkes biz Herkes sizi kurtaracağız. Mutlu evet efendim. Biz sizi kurtaracağız. Size ne isterseniz vereceğiz. Artık enflasyon hayatınızın belası olmaktan çıkacak. Artık çocuklarınıza harçlık veremediğiniz için mahcup olmayacaksınız. Artık Evde ne öğün pişireceğim diye evlatlarınızla ilgili endişe duymayacaksınız. Artık çocuklarınız biz ölürsek ne olacak? Kim bunlara sahip çıkacak? kaygısıyla efendim yaşamayacaksınız. Artık ürettiğinizin hakkını alacaksınız. Artık böyle, artık böyle. Vaatlerin, vaatlerin, peşe kesilmez vaatlerin milleti getirdiği yer burası. 2022 yılı, cumhuriyetin 100. yılına dönüyoruz. İktidar namzetiyiz biz. Kürsülere çıkıp diyoruz ki: "Aziz milletimiz, sanki yeni bir şey söylüyormuşuz gibi." Diyoruz ki: "Aziz milletimiz, biz geldik. Millet şimdi bize can kulağıyla dikkatle ki, dinlemeye gayretle diyor ki niye geldiniz? Ne vaat ediyorsunuz? Sanki biz yeni bir şey vaat ediyormuşuz gibi utanmadan milletimize diyoruz ki efendim biz size adalet vaat ediyoruz. Efendim biz size kalkınma vaat ediyoruz. Efendim biz size torpilin, yoksulluğun, yoksulluğun olmadığı bir ülke vaat ediyoruz. Yani Türk milletine bu kabil şeyler vaat etmek aslında hakarettir bir cihetten. Bir cihetten. Bir cihetten vaatlerimize bakın sıralayın vaat, vaat ettiklerimizi. Bunlar bizim vaatlerimizse bunlar yok listesidir yok listesi. Yani ne yok listesidir muhalefetin vaatleri. Şimdi 20 yıllık iktidar adalet ve kalkınma ismiyle müsemma olması gerekirken olamamış, ne adaleti ne kalkınmayı gerçekleştirebilmiş. Biz peşine AK Parti'nin 2002'den milletine verdiği sözleri hatırlatıp onları vaat ediyoruz. Şimdi e, 20 yılımız gitti. Hı. Toparlarsak 5-10 yılda toparlanacağız. Bu borç, bu iktisadi savrulma bu eğitimdeki muhteva kaybı, bu enerji kaybı, bu çocuklarımızın umutsuzluğu, bu kaybettiklerimizi yeniden alabilmek, yeniden inşa edebilmek var 10 sene. 20 buradan gitti, 10 da buradan gitti, biz öldük. Biz İlham öldü. seçmen ne yapsın biz bu öldük. durumda? Yani çocuklarımıza belki bir faydamız olacak ama biz öldük. Şimdi bu kadar ağır öğrenme maliyetleri olan bir ülke olmamalıydık biz. Hükümet ben öğretmenler gününü geçirdik. Dün meclis erken kapandı. Öğretmenler Günü vesilesiyle hükümet için şöyle bir konuşma yapmak istiyordum. Yani Öğretmenler Günü'nüzü tebrik ediyorum diyecektim hükümetimize. Siz bizim siyasi tarihimiz boyunca gördüğümüz en pahalı öğretmenlersiniz. Sizden de öğrendik evelallah. Sizden öğrendiklerimizi hiç kimseden öğrenemedik. Yani devlet yönetimi nasıl olmazı sizden öğrendik mesela. Ekonomi nasıl yönetilmez mesela sizden öğrendik. Efendim enflasyon nasıl düşürülemez mesela sizden öğrendik. Efendim millet milletle siyasi mücadele ederken ne söylenmez Muhalefette ne söylenmez. Hepsini sizden öğrendik. Size bakıp ne yapmayacağımızı öğrendik. Siz bizim siyaset tarihimiz boyunca görüp görebileceğimiz en pahalı öğretmen dersiniz. Öğretmenler gününüzü tebrik ediyorum diyecektim. Diye şey kapandı. Siz evet. <laughs> kapandınız. Mezun, <laughs> olacak, mezun olacak mısınız? Bu öğretmenler sizi mezun edecek bu mi? Bu öğretmenlerin <laughs> artık e, çocuklara verebilecekleri şeyler inşa etmek kastıyla kalmadı. Bunların kalmadı. Bunlar kızmayı, parmak sallamayı, eli belinde konuşmayı sevmeye başladılar. Memlekete eli belinde adam lazım değil. Memlekete eli, eli kalbinde adam lazım. Siyaset eli belinde olduğu için bu halde. Ben muhalefetin de iktidara benzediği eşikleri görüyorum. Bunlar tehlike sinyalleridir. Rekabet ediyorsanız rekabet ettiklerinize benzemeyeceksiniz. Tayyip Bey'i tahammülsüzlükle suçluyorsanız, istişare etmiyor diye kızıyorsanız, farklılıkları hoş görmüyor diye onu eleştiriyor, tenkit ediyorsanız, siz farklılıklara tahammül edecek, eleştiriye açık olacak, istişare zemininde size söylenenlere hoşgörüyle davranacaksınız. Siz de aslında Tayyip Erdoğan'a benzerseniz, millet meçhul bir iyidense malum kötüyü seçer. Kim Tayyip Erdoğan'la benzer Muhalefet benzememelidir. Muhalefet benzerse iktidar oy kaybından e, yeniden umut olmaya başlar. Şimdi anketlere bakıyorum. Normalde AK Parti kadar hata yapan bir iktidar, Cumhur İttifakı kadar vaatlerinin uzağına düşen bir iktidar normalde yüzde beş oy almamalıdır. Hani siyasi bir rakip duygusuyla söylemiyorum bunu. Bu kadar vaat ettiklerinin uzağına düşen bir iktidar normalde yüzde modern, normal demokrasilerde, standart demokrasilerde bir daha iktidara gelemez, yüzde beş bile oy alamaz. Ama halen anketlerde, önde parti, birinci parti, oy kaybetse bile %30'lar bandına 30 30 32'ler bandına düşse bile birinci parti ise 18 20 yıl önce aldığı oy hadlerine gelebiliyorsa halen ve muhalefet buna kayıp diyorsa başka problemlerimiz var demektir. Ya o yüzden benziyor. bu benzerlikti kastettiğim. Altılı masanın içinde e, altılı masaya muhalefet eden en büyük <laughs> ana muha ana muhalif siyasetçi siz misiniz? Değil mi ana efendim? muhalefet siyasetçisi. Altını masa içindeki. Şöyle efendim, şöyle ben e, iktidara aynaya bakar gibi bakıyorum. E, i̇stişare zeminine nezaketlik etmeden İyi Parti'nin birkaç vazifesi var, birkaç kıymetli iş yapıyor. Yani pek çok kıymetli işi var ama benim çok kıymet verdiğim birkaç tane mümeyyiz vasu var İyi Parti'nin. İtiraz edebilmek, yani güce rağmen olmadan efendim elinde güç ve kudret olduğu için her şeyi yapacağını zanneden siyasi iktidara efendim hakaret etmeden, kabalık etmeden itiraz edebilmek. Bu çok kıymetli bir vasıftır. Güce rağm olmamak. Kıymetli bir vasıftır. Bütün memleket iddiası aslında bu itirazdan başlar. Yani Tayyip Bey'in de mesela bulduğu itibar siyasette itirazdandır. Sisteme itiraz etmiştir. Şimdi itiraz ettiği sistemin aynısını kurduğu için itham altındadır Tayyip Bey. Yani Tayyip Bey vaat ettiklerinin uzağına düştüğü için bugün iktidardan mesul şey olarak nasıl diyeyim mağlup olarak mesuldür. Yani vaat ettiklerine itiraz etti. Biz de ona itiraz ediyoruz. Şahsına değil itirazımız. Her ne kadar şahsım falan diye konuşmayı sevse de beyefendi biz onun şahsına değil ya da insanlarla kavga edip temsil ettiği ya da edemediği mesuliyet alanındaki yanlışlara itiraz ediyoruz. Orada İyi Parti'nin itirazı bir İyi Parti'nin siyasi dili nezaketle doğruyu söylemek, yanlışı kendi yapınca özür dilemek Siyasi olarak rakipleri bile doğru yapsa doğrularını alkışlamak ve yüreklendirmek. İyi Parti mesul olduğu siyasal alanı böyle nazik bir yere inşa etmeye çalışıyor. Dolayısıyla ben de bu hassasiyet çerçevesinde demokrasi diyorsak istişareye, eleştiri diyorsak hükümete, eğer eleştiriye tahammül edemiyor diyorsak bizim kendi içimizdeki yanlışlara zaman zaman muhasebe imkanı vermek için diyorum ki dikkat etmek lazım. Böyle bir kaygı var, böyle bir endişe var, benzememek lazım. İktidarın istediği can suyunu verir bu yanlışlar. Bunlara ihtimam göstermek lazım falan diye uyarıyorum. Eğer biz kendi yaptığımız yanlışlara yahut iktidara sağırlıkla körlükle suçlarken kendi sağırlığımıza ve körlüğümüze zaman zaman projektör tutmazsak iktidara benzeriz. Onu kastediyorum. Beni sizin sorunuzla birleşerek efendim altılı masanın içerisindeki yanlışlara itiraz eden muhalefetin muhalefeti gibi misiniz demenize sebep olan şey bu. İktidara benzemeyelim endişesidir benimki. Benzemeyelim. Eleştirdiklerimize benzemeyelim. Ali Ezzet için çok güzel bir sözdür. Çok tekrarlıyorum. Çok kıymetli bir sözdür çünkü. Bosna'da eziyet çekmiş, soykırıma uğramış, ırzı iffeti çiğnenmiş insanlar. Birazcık toparlandıklarında Ali Ezzet Begoviç'e demişler ki Sırplardan acılarımızı alacağız. Bize yaptıklarını yapacağız onlar. Aliya'nın çok kıymetli bir sözü var. Bütün kulaklara küpe olsun, bütün kalplerde asılı dursun bu söz. Diyor ki, biz Sırpların bize yaptıklarını biz de onlara yaparsak, biz Sırplara benzeriz. Onların bize yaptıklarını biz onlara yapmadığımız için biz Müslümanlarız. Bir mücadele rakibe benzediğiniz zaman kaybedilir. Bir mücadele rakibe benzediğiniz zaman kaybedilir. Galip olsanız da mağlup olursunuz, rakibe benzerseniz. O yüzden benim eleştirilerim, tenkitlerim, zaman zaman kaygılarım bu siyasi süreçte ihtimam göstermek zorunda olduğumuz. Özlerini davranmazsak yeni bir seçim kaybına, sadece seçim kaybına değil bunca e, başarısızlığına rağmen iktidarın iktidarda kalmasına sebep olur. Bunun bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Olur. Ben Hı. şöyle şöyle yapmak zorundayım. Yoksa hani ben doğru bildiğimi Yok, söylerim. kim Yavaş alırsa alsın gibi mi yoksa bu etkisini Ergen siyasetçi musunuz? gibi de davranmamak lazım. Mesuliyet, mesuliyetli insanlar, devlet yöneteceğiz. Efendim ben söylerim ne haliniz varsa görün falan diyecek kadar pervasız falan siyaset yapmıyorum ben. Ama şunun için söylüyorum. Sahadan gördüklerimizi, duyduklarımızı kırmadan, dökmeden, insanların şahsiyetlerini ilzam etmeden söylememiz lazım. Efendim böyle böyle bir endişe var. Efendim böyle böyle bir kaygı var. Böyle böyle düşünen insanlar var ve bunu ciddi almalıyız. E sahada seçmenin böyle bir refleksi var. Bu seçmenin şöyle alışkanlıkları var. Bu seçmenleri şöyle şöyle izlemeliyiz. Bunu dememeliyiz. İktidarı tenkit edebiliriz ama iktidarı tenkit ederken milli koordinatlarımıza halel getirmemeliyiz. Devletimizin başına baş olacaksak devletin başına baş olmayı hedeflemişsek baş olacağımız devletin hukukuna halel getirmemeliyiz. Yani Tayyip Erdoğan'a kızıyoruz diye, hükümete kızıyoruz diye, Cumhur İttifakı'na kızıyoruz diye mecrandan çıkmış eleştirileri devletin milletin aleyhine kullanılabilecek şeylerde daha özenli davranmalıyız. Çünkü nihayetinde biz bir yere kadar siyasi rekabet ediyoruz. Bir yerden sonra bizim Ay yıldızlı al bayrak ve devlet ve millet diye bir gerçekliğimiz var. Biz bir yere kadar partici bir yerden sonra memleket evlatlarıyız bir yere kadar siyasi parti mücadelesi bir yerden sonra devletimizin, milletimizin güçlü yarınlar için mücadele edeceğiz. O yüzden bu hattı şahsiyetimizin tutmasına imkan veren şey şu. Yanlışı biz yaparsak biz bizden değiliz diyebilmemiz lazım. Yani biz yanlış yaparsak biz bizden değiliz diyebilmemiz lazım. Efendim biz de dersek ki bizim yanlışımızın bir hikmeti vardır. O zaman hükümete benzeriz. Biz bizim yanlışımıza susarsak ya da bizim yanlış yapabilme ihtimalimizi görmezden gelirsek o zaman hükümete tenkitlerimizle ahlaki üstünlüğümüzü kaybederiz iktidara karşı mücadele ediyorsanız tenkitlerinizin doğru olması yetmez. Bir de bu tenkitlerinizi taşıyabilecek bir ahlaki üstünlüğe ihtiyacınız vardır. O yüzden eleştiri diyorsanız eleştirilmeye hazmedilecek şekilde davranacaksınız. Ben şimdi ufacık bir şey söyledim. Ufacık bir şey. Yani sahada gördüğüm bir kaygıyı söyledim. Dedim ki efendim sağ seçmenin isteksizliği vardır. Sağ seçmen biraz endişelidir. O geçişkenliklerinde birazcık kapalıdır. Dikkat etmemiz lazım. Bu isteksizliği görmemiz lazım. Çok kıymetli ve küçük bir küçük bir endişe. Yani kaybetme korkusu. Kaybedebiliriz endişesini dillendirdim. Böyle özensiz davranırsak kaybedebiliriz. Zannedersiniz ki ya bu Tayyip Erdoğan'a tahammülsüzlükle suçlayanlar böyle hoş görür abideleri. Bunlar birden içlerinden bir canavar çıkıyor hemen. Hemen. Efendim Yavuz Araloğlu kaybetmemiz kaybetmek hususunda biraz endişeliyim. Bu seçmen davranışlarını doğru görmeliyiz diye böyle ağzından yarım ağız bir şey çıktı. Çıkar çıkmaz bu eleştirinin arkasına dizilip elini beline koyan arkadaşları duyunca, görünce diyorum ki o Tayyip Erdoğan'a hükümete tahammülsüzlükle, eleştiriye hoşgörüsüzlükle, sağırlıkla, körlükle suçlamamada bulunanların şu tahammülsüzlüklerine bakın hele şunların. O yüzden ahlaki üstünlük dediğim şey şudur. Dediklerinizin ahlakını taşıyacaksınız. Sadece demeniz yetmez. Efendim demokrasi vaat etmek kolaydır. Demokrat olacaksınız. İstişare vaat etmek kolaydır. İstişareye ihtimam göstereceksiniz. Her şeyin, herkesin aynı şeyi söylediği bir ülkeden yorulmuşsanız farklı endişeleri kırmadan dökmeden söylediğimiz farklı endişeleri anlamaya çalışacaksınız. Biz kimsenin şahsiyetine leke düşürecek, şahsiyetlerini ilzemecek bir şey söylemiyoruz. Kaybetme korkusu duyuyorum. Efendim ben şimdi diyorum ki misal sağ seçmenin isteksizliğini göz ardı edemeyiz. Burada bir kaygımız var diyorum. Herkesin eli belinde. Bakın herkesin eli belinde. Siz Ama şöyle diyorlar o zaman da. Kaybetme korku. Yavuz Ağrıloğlu AKP'ye kompliman yapıyor Peki, diyorlar. Peki en çok Tayyip Bey'in görmek istediği aday kim efendim? Görünen, konuşan kim? Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday kim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında görmek istiyor. Ben bu kabil bir eleştirinin merkezine oturacak olsam böyle bir eleştiride kaygıda niye bulmayayım ki? Yani Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday Sayın Kılıçdaroğlu'ysa benim sizin dediğiniz ithamın altında olmamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki endişeli davranıyorum. Diyorum ki acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Yani bunu gör, görmemiz lazım falan diyorum. O Yavuz Araloğlu e, şey yapıyor işte. İktidar cenahının kulisini dili. İktidar cenahının kulisi ne? İktidar cenahının kulisi en çok görmek istediği adayı en çok görmek istediği şekilde böyle karşında muhatap görmek istiyor. Ben şimdi adayla ilgili bir rezervim yok ki. Sağ seçmenin oy isteksizliğini mevzu ediyorum. Dolayısıyla tam olarak üstüne bastığınız sorunuz o onunla birleşti. Dediğiniz şey de öyle. Ben onu kastediyorum. Arkadaşların tahammülsüzlüğünden iş bana böyle bir suçlama yapmaya kadar geldi. Nezaketsiz diye bakın. Hükümete istişareye kapalı diyenlere bakın. Hükümete farklı seslere tahammülü yok diyenlere bakın hele siz. Bize demokrasi vaat edenlere bakın ya. Ne güzel dünya yani. Herkesin eli belinde. Bana dedikleri bir haftadır sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı. Bana söyledikleri lafların onda birini devlet millet düşmanlarına söyleyemediler. Söylesinler bakalım. Efendim HDP'nin oyları var falan güzellemesinin arkasında. Soykırım var diyenlere. Devlet soykırım yaptı diyenlere. Türk devleti kimyasal silah kullanıyor diyenlere. Türk devleti narko devlet gibi davranıyor diyenlere çıtı çıkmamış adamlar benim kaygımın üstüne atladılar. Benim kaygımın, kaybetme kaygımın. Yani efendim kaybı ben çok ilginç geliyor bana ama izliyorum. Kimini hayretle izliyorum. Kimini böyle tebessümle izliyorum. Bu açıklamaların tonlamalarına falan bakıyorum. Bunlar bizim kaygılarımı benim bir çarpıda daha büyütebilen, birkaç kademe daha yükseltebilen kaygılar bunlar benim. Şundan dolayı e ben çok rahatlıkla şöyle denmesini bekliyordum. Çünkü ne Kemal Bey'in şahsına ne aidiyetine ne mensubiyetine hiçbir şey demedim ben. Adaylığına da bir şey demedim. Dedim ki efendim klasik sağ seçmenin bir isteksizliği olur. Bu yıllardır da Tayyip Bey bu isteksizliği kendi avantajı lehine dönüştürür. Ya dediğim günden beri bu arkadaşların konuşmalarına falan bakıyorum. Bu benim için şöyle bir imkan. Yani iyi Parti'ye benim gen genel başkanımın söylediklerinin hilafına. Parti yetkililerimizin söyledikleri hilafına bir şey söylemedim. Sen genel başkan televizyonda ne söylemişse ben onun izlerine basarak söylüyorum. Söylüyorum. Efendim yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı vardır. Henüz altılmasa karar vermedi. Sizin hassasiyetiniz nedir diye sordular Sayın Genel Başkanımıza. Ne dedi efendim? Biz kazanacak adayı vurguluyoruz. Şimdi Sayın Genel Başkan'ın söylediklerine bir şey diyemeyenler galiba benim dediklerime bir şey diyerek yürek soğutmaya karar verdiler. Ama bu bizim için şöyle bir problem değil. Ben partiler arasında bir huzursuzluk var da konuştuklarımızdan bir münakaşa çıksın diye falan da söylemiyorum. Yahu arkadaş basit bir şey söylüyorum. Süreci doğru yönetirsek, İstanbul ve Ankara'da yönetebildiğimiz gibi yönetirsek bir politik olarak isim angaje etmiyoruz. Nihayetinde başka partilerin genel başkanlarından mevzu ediyorsunuz. Bir yere kadar nezaket sınırları içerisinde söyleyebilirsiniz. Bir yerden sonra başka bir partinin genel başkanına nezaket sınırlarını zorlayarak söylersiniz. Olmaz o. Efendim belediye başkanlarını bir yere kadar dersiniz. Bir yerden sonra diyemezsiniz çünkü bir belediye partinin belediye başkanıdır. O yüzden nezaketle söylediklerimi hoşgörüyle ve ne dedik ne demek istediğini anlayarak. Belki sık tekrarladığınız için hani no, değil e, e, bazen tekrarlanması öyle gerekiyor Öyle olabilir mi? E peki şöyle bir şey de var. Şimdi hani e, iktidarın değişmesini isteyen muhalif seçmen de e, şöyle hissediyor olabilir mi? Ya altıl masayı biz orada böyle bir şey olarak görüyoruz. Hani bütün olarak görüyoruz bir şekilde seçime kadar. Ee, bu tartışmaları görmeyelim biz. Altılı masada kol kırılır, yen içinde ka kalsın gibi bir hissiyat olabilir mi sizce? Yok efendim. Yani bizim şöyle, bizim masamız bir masadan ibaret değil. oturduğumuz masa gibi bir şey değil. Bizim masamız biz şuurun, bu keyfiliğin, bu yağma düzeninin, bu her istediğimi yaparım şehvetinin, ben istediğime istediğim kadar veririm, istemediğimden her şeyi alabilirim duygusunun. Devleti kendi partimin bir aparatı gibi görebilirim. E, öyle kullanabilirim. Uçlu bunun, usulsüzlüğünün ne diyorsanız buna. Karşısında kanunun, kuralın herkes için eşit olabileceği, devletin kurumlarıyla gürleyip çağlayabileceği, insanların hakkını rahatlıkla devletten alabileceği, devlet sadece hesap sorarken değil, hesap verirken de görebileceği bir siyasal sistemden var. Bir şuur beraberliği. Bu şuur beraberliği içerisinde biz milletimize şöyle bir şey vaat etmedik. Biz Türkiye'yi kışla gibi görüyoruz. Herkesin aynı şeyi söylediği farklı seslere tahammülün olmadığı. Efendim bir masa ne toplasak da herkesin aynı şeyleri konuşabildiği, itiraz edenlerin canına okunduğu falan bir Türkiye hayal etmiyoruz ki. Biz farklılıklarımızı zenginlik saydığımız bir siyasal iklim vaat ediyoruz. Farklı siyasi partileriz. Cumhuriyet Halk Partisi bizden, biz de onlardan farklıyız. Diğer partilerde farklarımız var. Aynı parti olsak bir arada oluruz ve partimizin çatısı altında oluruz. İsimlerimiz, iddialarımız, liderlerimiz, genel başkanların iradeleri her şey farklı. Dolayısıyla bu farklı arama bizi getiren şey bir araya getiren şey bir şuur. Bu şuurun etrafında bir aradayız. Dolayısıyla efendim alt kol kırılsın yen içinde kalsın falan gibi bir şey ortada verilmiş bir karar. Karar verilmiş de bu kararın hilafına bir davranış yok. Altılı masa bir aday belirledi de bizim haberimiz mi yok? Yani bir aday var belirlendi ve biz bu belirlenmiş adayın hilafına mı konuşuyoruz? Biz aday mı konuşuyoruz yani? Biz usul konuşuyoruz. Efendim usulen ihtimam göstermek zorunda olduğumuz şeylerle ilgili de kaygımızı görsünler, duysunlar. Biz kaybetme korkusundan bahsediyoruz. Diyoruz ki efendim işlerimizi düzgün yapmazsak siyasetçiyi en çok yoran ve hırpalayan şey, siyaseti en çok bozan şey ceketimi koysam alırım duygusudur. Bu muhalefette en tehlikeli duygu Tayyip Erdoğan şimdiye kadar hiç böyle zayıf olmamıştı. Ekonomi hiç bu kadar bozuk değildi. Hazır Tayyip Erdoğan hükümeti yaralı yakaladık. Biz şimdi kimi koysak alırız falan gibi bir kibir bu masanın etrafında toplandığı şuuru kaybettirecek bir siyasi girdaba sokar. Dolayısıyla dikkat edilmesi lazım. Benim zaman zaman tekrarlamaya gayret ettiğim şey bu. İyi Parti demokrasinin nefes alamaz hale geldiği bir zamanda Türk demokrasisine can suyu oldu, nefes oldu. Oksijen çadırından çıkardık demokrasiyi biz. Meral Akşener'in normal şartlarda partisini kurup girebildiği seçimde İstanbul ve Ankara seçimleri özelinde kazanabiliriz duygusuyla seçmene yaşattığı özgüven bugün bugün konuşabildiğimiz pek çok şeyin sebebidir. Dolayısıyla biz şimdi İyi Parti'nin demokrasiye verdiği bu umudu da korumalıyız. İyi Parti'yi de kurumsal olarak korumalıyız. Altılı masanın etrafında oturduğu memleket için bir çıkış yolu gibi gördüğümüz kuralların, kanunların Efendim etrafında bir ülke, parti devleti olmaktan çıkacak bir ülke şuurunda korumalıyız efendim partiler arasında parti özgünlüğünü de korumalıyız. Yani biz şimdi hepsini koruyacağız ama bir taraftan da parti özgünlüğümüzü de koruyacağız. Çünkü seçmenlerin şöyle bir hakkı var. Ben benim gibi olan partiye oy vermek istiyorum. Seçmek istiyorum. Toplulaşmak istemiyorum. Toplu davranacağımız zaman memleketin ortak menfaatlerinde toplu refleks vereceğim. Ama kendimi hissettiğim, kendimi endişelerimi, ümitlerimi yönetsin diye seçtim, seçmeyi sevdiğim partimi de özgün olarak görmek istiyorum. O yüzden iyi Parti'nin özgünlüğünü de zaman zaman hatırlatmak. Zaman zaman kaygılarımızı istişare zeminine dahil etmek gibi bir şey yapıyorum. Buradan buradan bir hani buradan şöyle bir şey çıkmıyor aslında. Arkadaşların refleksleri bunu biraz bu hale dönüştürüyor. Çok rahatlıkla diyebilirler ki efendim bu kaygıları duyduk. Biz de sahada benzer kaygılar görüyoruz. En sağlıklı olan istişareleri yapacağız ve masanın etrafında toplandığı şuurun doğru Süreçte yönetilip doğru adayların çıkmasına imkan vereceğiz deseler rahatlayacağız. Öyle değil efendim. Ama Mevcut. siz e, şimdi e, bir yandan eleştirinizi ve kaygılarınızı dile getiriyorsunuz. Bir yandan da öfke birikmiş içinizde. Kızdım biraz. Yani baya bir öfke ya şundan birikmiş. Şundan kızdım biraz. Öfkeden değil de hükümete kızıp bu kadar eleştiride bulunup ilk dönemeçte işte, hükümete bu kadar benzemek kızılacak bir şeydir. Yani hükümete sağır diyeceksiniz, kör diyeceksiniz, istişareye kapalı diyeceksiniz. Hükümete duymaz diyeceksiniz. Hükümete anlamaz diyeceksiniz. Hükümete eleştiriye tahammülsüz diyeceksiniz. Hükümete en ufak bir kaygının üstüne efendim korku şeyi pompalıyor diyeceksiniz. İtham edeceksiniz. Ondan sonra siz bu eleştiri girdabında memleketi kurtarmayı vaat edeceksiniz. Değil mi? Ondan sonra en ufak bir kaygıya ben en ufak küçük bir kaygıdan bahsettim ben. Dedim ki benim bir kaygım var. Dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra bu eleştirilerin hepsini boşa düşürecek şekilde bütün parti yetkilileri koro halinde. Koro halinde bir şey söyleyecek. Nedir bu tahammülsüzlük? Ona kızdım ben. Yani bu beni şöyle kaygılandırdı tekrar. Hükümete karşı yönettiğimiz eleştirilerin ahlaki üstünlüğünü de taşımak zorundayız. Yani sadece doğrular söylemek yetmez. O yüzden ben bu eleştiri tahammülsüzlüğünü hükümete benzemek gibi gördüm. O yüzden kızdım. Peki diyelim altılı masanın ortak adayı olarak Kılıçdaroğlu gösterildi. O zaman ne yapacaksınız? Eleştiriyor devam edecek. Efendim, siz ne yapacaksınız? Hayır efendim usulü şudur bu işlerin. Bir beraberlik var. Bu beraberlikte iradelerimiz var. Bu iradelerde biz tarihe, biz millete, milletin duyabileceği her yerde ortalama milletin de hassasiyetlerine havi bir çerçeve çizdik. Diyeceklerimiz dedik. İstişare zemininden ne çıkarsa usul budur. İstişarede alınan kararlara riayet edilir. Ama biz vicdana, tarihe, talihe, millete diyeceğimizi dedik. Duyacaklarını duydular, söyleyeceklerini söyledik. Şimdi gerisi genel başkanlar bu istişare zemininde alacağı karara bağlıdır. İstişareden çıkan kararlara uymak da bu şuur alanının sorumluluğundandır. Yani bir karar alındı mı o karara, istişare edilmiş karara ihtimam göstermek de bizim sorumluluğumuzdur. Dolayısıyla henüz verilmiş bir karar yokken, kararın daha sağlıklı çıkması için söylediğimiz şeylere saldırmak yerine ne dediğimizi anlasın arkadaşlar. Olası geleceğe bir gönderme yapalım. Diyelim seçim oldu ve Kılıçdaroğlu adaydı ve seçildi. Çıkıp der misiniz? Ben yanlış okumuşum. O süreci der misiniz? Ya mesela? ben bu söylediklerimi kaygıyla söylediğim için inşallah yanılırım payıyla söylüyorum. Yani normalde siyasetçiler yanılmayı sevmezler. Ama ben inşallah ben yanılırım. İnşallah bu endişelerimi boşa çıkaracak bir güven duygusu kazanılabilir. İnşallah. İnşallah ben mahcup olurum. Yani inşallah süreç benim kaygılarımı boşa düşürecek şekilde milletin teveccühünü kazanmak istikametinde tecelli eder. Millet benim kaygılarımı ya yerisiz kaygılarda bulunmuşum ben. Allah'a hamdolsun ki ben kaygılarım biraz fazlaymış. Çok şükür Allah o eşikler geçilmiş diyebilirim. İnşallah ben böyle derim. Şimdi normalde elini beline koymak imkanı verir bu. Ben demedim mi size? Duygusu yaşamak ister siyasetçi aslında. Ben böyle bir duygu yaşamak istemiyorum. Ben şöyle bir duygu yaşamak istiyorum. Allah hamd ben olsun. Ben yanlış okumuşum demek. Allah hamd olsun ben kaygılarımda, yersiz kaygılarımda efendim şey olmuş. E, endişeyi fazla abartmışım demek isterim inşallah. Peki. İnşallah ben yandırım. Göreceğiz ama. Ya öyle derseniz ama yani Bak, siz göreceğiz. şu anda... <laughs> Bu şunun için söylüyorum. Bunu defalarca gördüğümüz için aynı şeylerle farklı sonuçlara zorlamaktan bahsediyorum. Meral Akşener'in projesidir diye ısrarla söylememin sebebi şu. İstanbul ve Ankara Meral Akşener'in teklifidir. Bunu şimdi partimize borçlandırmak, genel başkanımıza borçlandırmak için söylemiyorum. Yani ne bileyim böyle ergen siyasetçi gibi falan da davranmıyorum. Yani efendim biz, biz teklif ettik falan demiyorum. Diyorum ki bu gördüğünüz seçmenin sandığa güvenini sağlayan, başarabiliriz duygusunu oluşturan şey Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara üzerinde eğer ortak adaya çıkarabilirsek biz aday çıkarmayız parti olarak. Yani aday sizden de olabilir. Biz parti olarak aday çıkarmayız aday çıkarmayıp başarabilirsek de yeniden seçmen sandığa umutla bağlanabilir. Çünkü seçimlerde şöyle bir şey olmaya başlamıştı. Yine mağlup olacağız duygusuyla seçimlerde millet belli bir seçmen kitlesi, hatırı sayılır bir seçmen kitlesi tatile gider hale gelmişti. O kadar bariz bir yenilgi serisi oluştu ki iktidar karşısında ana muhalefetin artık iktidarın karşısında ana muhalefet seçmeni zaten sonuç belli duygusuyla sandık günü sandığı bırakıp tatile gidecek kadar Sandıktan umudu kesilmişti. Sandığa seçmeni bağlayan, kalıyoruz ve oyumuzu bekleyeceğiz dedirten, doğru aday çıkarsa başarabiliriz duygusunu seçmene veren teklif Meral Akşener'in teklifidir. Bunu Meral Akşener'e borçlandırmak için söylemiyorum ama bizim sahayı yönetme kabiliyetimizi görsünler lütfen. CHP'deki arkadaşlar da görsünler. AK Parti ve MHP... Tabanı gördü. Yani İyi Parti'nin Türk siyasetinde açabildiği yeni alanı gördü. Biz şimdi siyasete bir yeni merkez inşa ediyoruz. Oyun bozan bir partimiz. Biz oyun kuran bir partiyiz. Yani şöyle yapıyoruz. Seçmenlerin tapulu olduğu bir alan oluşturmuş bu siyasal iklim. Yani AK Parti onu yönetmiş. AK Parti kendi kitlesini motive ederken CHP'yi ötekileştirirken bir dil kullanmış. CHP demeyi sevmiş Tayyip Bey. Yıllarca bu CHP var ya diyerek seçmen konsolide etmiş. Seçmenlerin bu tapulu zannedildiği alan şuna dönmüş. Milliyetçiler MHP'nin, dindarlar AKP'nin, işte sosyal demokratlar, Alevilerimiz CHP'nin, efendim Kürtler HDP'nin. Güya tapulanmış, parsellenmiş siyasal alan. İyi Parti bu tapulandığını zannedilen alanı alt üst etti. Şimdi neye inanırsanız inanın. Efendim hangi mezhepten hangi meşrepten olursanız olursanız olun. Devletinize, milletinize bağlıysanız, Türkmen olmanızın, Kürt olmanızın, Alevi olmanızın, Sünni olmanızın, dindar olmanızın, layık olmanızın, sosyal demokrat olmanızın, liberal olmanızın hiçbir mahsul yoktu. Ne isterseniz olabilirsiniz. Devletinize, milletinize bağlıysanız bir Türkiye tasavvuruna oy verebilirsiniz. İyi Parti bu alanı açınca şimdi biz birkaç şeyi bir arada yapacağız. Yani e, biz sadece siyasi rekabetten ibaret bir alan gibi görmüyoruz sorumluluk alanımızı. Bir memleket var önümüzde bin yıldır bu topraklarda yaşıyor ve utanmadan 2023 yılında yüzde üzerinde enflasyonla yaşıyor. Çocuklar umudunu yitirdi. Çiftçilere ekemez hale geldi. Buğdayın babası bir millet buğday alacak hale geldi. Buğday ekemez hale geldi. Türkmeniz biz koyunlarımızı hayvanlarımızı affedersiniz güderek geldik buralara. Hayvancılık öldü çocuklarımızın umudu öldü. Evde analar babalar mahcup. Şimdi bu girdapta bizim konuştuğumuz şeyin öznesi sadece seçim olmamalıdır. O yüzden İyi Parti sadece seçimde konuşmuyor. Biz Türkiye'nin bu sıkıştığı yerden çıkış parolasını bütün bir memleketin ayağa kalkacağı siyasal iklimi de heceliyoruz. Yani bir merkez inşa ediyoruz. O yüzden arkadaşlar şöyle zannediyorlar herhalde. Millet İttifakı'nın içinde biz MHP ile AK Parti'nin temsil ettiği gibi bir siyasal iklimi ahenklemiyoruz. Yani Sayın Devlet Bahçeli şey, Cumhur İttifakı'nda e, jestleriyle AK Parti'ye imkan verebilen bir siyasi konumu var. Yani Tayyip bir şey yapıyor, yüreklendiren, önünü açan falan. Ne derse kabul eden, adayımız belli, kararımız net diye mitingler yapabilen, orayı temsil ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşlar henüz aday bile belli değilken bizden Milliyetçi Hareket Partisi gibi adayımız belli, kararımız net falan gibi bir şey mi bekliyorlar acaba? bundur yani? bekliyorlar mı? Bu mudur bilmiyorum yani. Böyle bir şey mi bekliyorlar acaba bizden? O yüzden biz söylüyoruz adayımız belli değil efendim. Kararımız net ama. Yani adayımız belli değil ama kararımız net. Kararımız bu keyfi yağma düzenine nihayet verecek bir sistem inşa etmeliyiz.